All Star organizasyonunun en keyifli anına geldik. Bayağı konsantre Terry. Yani bir maç konsantrasyonu gibi konsantrasyonu var Emmanuel Terry'nin. İlk olarak Terry gelecek. Emmanuel Terry. Bakalım nasıl sürprizler bizi bekliyor şu an. Isınma. Sonrası. Jürinin kalbini kazandı. Bir turladı orayı. İyi bir politikayla başladı diyebilir miyiz yarışmaya? Ne kadar Amerikalı olsa da şu anda o politikayı işin içine koydu. Abi burası Türkiye. Her şey sıcak ilişkiler üzerinden gider. Şimdi Şehmuz'u çağırdı. Takım arkadaşı Şehmuz Hazeri. Ondan yardım istiyor. İlk smaç nasıl gelecek? Arkasını çevirdi. Ha, tekel mi basacak acaba bunu? Yani üzerinden zıplayacak gibi duruyor şu an ama Şehmuz'un da hem saçları hem de o renkli kabarık eşofmanı biraz olayı engelleyebilir mi diye düşünüyorum. Zorlaştırabilir. Evet, bir şans denedi. Zannedersem Şehmuz'un üzerinden uçacak. Şehmuz'un üstünden. Şehmuz için burada kritik anlar. Aynen. %100 bir de pasın zamanlaması çok önemli ya. Salon Terry'i havaya sokmaya çalışıyor. Üç oyuncu da son derece atlet. Bakalım Terry geldi. Aldı vurdu. Emmanuel Terry. Şehmuz da ufak bir darbe aldı. Puanlara bakıyoruz. Jüri çok memnun değil. Evet, jüri çok memnun değil. Ya, çok daha farklı bir şey bekliyorduk açıkçası Manu Terry'den. Hani beklenti biraz daha yüksek olduğu için bu smaç jüri tarafından çok beğenilmedi. Bence Ozan Güven puanı bulamadı. Ozan Güven 8'i bulduğuna şükretsin Manu Terry bence. Aynen. Ozan Güven 8'i buldu. Yani havaya bir tip gelse ve tek elle falan tamamlasa daha yüksek alırdı herhalde. Evet, yani bu biraz Manu Terry için birazcık sıradan kaldı denilebilir. Aynen. Ama bakalım. Nick Johnson geliyor şimdi. Nick Johnson. İki arkadaşını çağırdı. Bakalım o ne yapacak? İki kişiyi arka arkaya koyuyor. Oradan alıp ikisinin üstünden mi basacak Nick Johnson? Yalnız burada da bir selfie derdi var. Var. Hayatın her alanında bir selfie derdi yani var. Yani selfie değil, şu anda video geliyor. Şu anda video geliyor oradan. Yani Nick Johnson uçarken çekecek arkadaşlar. Onu çekip acaba bola mı verecekler? Bakalım ona da. Bakalım. Bir önceki Manu Terry denemesine benzer. Alıp topu ikisinin üstünden. İkisinin üzerinden arası. Bakalım işin içine başka bir şey koyabilecek mi Nick Johnson? Nick Johnson'ın süresi başladı. Aldı, vurdu. Çok iyi vurdu Nick Johnson. Ve hasar da vermedi aşağıdakilere evet, Terry gibi. Şehmuz biraz darbe almıştı ama bu sefer aşağıdaki ikili daha temiz kayrıldılar. Bu arada Nick Johnson da benzer bir repertuar. Yani evet. Manu Terry ile benzer bir başlangıç. Daha yüksek puan aldı jüriden. Ömer abi bir tek kırdı. 8 verdi Ömer Saybir. Ömer abiden puan almak o kadar kolay iş değil. Yani Ömer abi o anlamda o puanı zor verecek ilk insan belki jüri'deki. Hazırlıklar başladı işte. Ve şimdi Onur Alp Bitim. İki sezon önce Onur Alp Bitim smaç şampiyonluğunu almıştı, kazanmıştı. Şimdi İNG logosunun üstünden bir smaç deniyor, deneyecek. Bariyeri biraz daha yükseklik olarak düşürdü diyelim ilk iki denemeden sonra Onur Alp. Yani 1.80-1.70 boyundaki bariyer bir anda
bir metre civarına indi ama tabii nasıl bir şey gelecek, aynen, o merak konusu. Kimseyi çağırmadı, tek başına yapacak. Kendi asistini kendi mi yapacak yoksa, evet, direkt top elinde mi? Jüriye de ufak bir gülücük. Onur Alp Bitim geliyor şimdi, ilk denemesi. Onur Alp Bitim. Oo, bu arada tam dönüp bitirmek istiyor orada. İNG logosunun arkasından yani ne geleceği, nasıl bir deneme geleceği belli oldu. Bir 360 derece. Aynen. Çift el zor bir iş yapacak. Zor bir deneme. Şimdi ikinci denemesi yine olmadı. Bayağı zor bir şey deniyor şu an. Yani bunu bariyersiz yapmak bile çok kolay değil. Devam ediyor. Süresi devam ediyor. Yine deneyecek aynısını. Ah! Az daha oluyordu. Az daha oluyordu. 50 saniyesi var. Onur Alp geldi yine 360 smaca. Onur Alp bitim! Bu sefer bitirdi. Bakalım jüriden ne gelecek? Ömer abi bile 9 verdi. Ah, Ozan kırdı bu kez. Ozan Muratcan'la 8, Ozan. Muratcan 8. 43 Ömer abi 9 mu verdi? Ömer abi 9 verdi. 43. Şimdi ikinci smaçlar zor gelecek. Bir işti. Zor, ben daha iyisini yapabilirdi aslında. Biraz ilk 4 denemeden sonra biraz tedirgin oldu. Biraz, evet, daha garantiye gitti burada Onur Alp. Yani daha iyi, daha spektaküler bir şey gelebilirdi aslında. Biraz güveni kırıldı başında, o yüzden biraz daha garantiye gitti. Ben Ferro ile şimdi Onur Alp. Onur Alp ama geç kaldın Onur Alp. Evet, puanlar ver. O daha önce olacaktı. Daha önce olacaktı. Şimdi yine Terry geliyor. Emmanuel Terry. Bakalım bu sefer. Şimdi daha iyi bir şeyler bekliyoruz artık. Yani Manu Terry'den bekliyoruz açıkçası. Salon karardı. Emmanuel Terry fosforlu formayı giydi sırtına. Emmanuel Terry geldi. Vuramadı içine. Yeniden deneyecek Emmanuel Terry. Top da fosforlu olsa daha iyi olurmuş sen. Evet, şu an yani fosforlu formasıyla top. Geldi Emmanuel Terry. Döndü çiftel. Bitiremedi yine. Evet, top, yani topu kavramakla ilgili bir sıkıntı yaşıyor. Evet. Normalde paslar daha çok havaya geldiği için maçlarda daha temiz bitiriyordu ama burada biraz problem yaşıyor şu an. Yine geldi Terry. Döndü, yine bitiremedi. Bu arada forma yeni çalışmaya başladı. Fosforları yandı. Son 45 saniyeye geldik. Evet, topları tutmakla ilgili sıkıntı yaşıyor şu an. Emmanuel Terry bu kez bitirdi. En sonunda garantiye gitti. Evet. Çok yüksek puan alacağını zannetmiyorum. 8, 8, 8, 8. Herkes 8 verdi. Evet. 40. Jüri de bu arada standardını korumaya devam ediyor. Yani vallahi, ortalama, evet, herkes aşağı yukarı aynı puanları kaldırmaya devam ediyor. Böyle çok kolay da çok on mon çıkmadı şu ana kadar. Evet. Oysa genelde biraz, yani jüriler daha bol puanlar verilir. Tabii. Ona alışılmıştır ama. Sevgili Tufan'la. Hassas bir jüri. Aynen. Aynen. Tufan'la Kaan'ın ekip arkadaşı Alen Digbo mesela. Bakmadan her şeye 10 veriyor değil mi? Abi bu jürinin puanı düşük. Puan alması zor bir jüri bu. Shane Larkin. Crawford pası geliyor verecek bu arada. Evet, Jordan Crawford orada. Nick Johnson. Banya'dan mı gelecek? Oo, ters mi vuracak onu? Evet, alıp dönüp ufak bir değirmen görebiliriz. Ama zamanlama önemli. Aynen. Jordan Crawford'un zamanlaması çok kritik burada. Nick Johnson alamadı. Alamadı. Tam Banya'nın kenarında da bir lastik var tabii ki, yok, kafaları korumak için o lastik. Yani oradan topun sekişi de çok, geri gelmesi de çok kolay değil. Alkış istiyor Nick Johnson. Yalnız yaparsa çok güzel olacak bu smaç. Çok bu sefer de köşeye, köşeye geldi. Evet. Jordan Crawford şu an biraz daha pasın kalitesini yukarı çekmek zorunda. O da strese girdi. Aynen. Geldi Nick Johnson. Oh, ucundan.
Yine olmadı. 40 saniye. 40 saniye. Başka başka bir denemeye geçtiler. Oo, güzel. Dönerek vurdu. İlkinde de yaptı. 10 geldi Nevriye'den. Nevriye'den 10 geldi. Nick Johnson diğer tüm jüri üyelerinden 9 alıyor. Nevriye ilk 10'u çıkardı. ben diyor ya. 46. Nick Johnson 44 almıştı ilkinde, şimdi 46 aldı. 90 oldu. Onur Alp bitim geliyor şimdi. Berk Uğurlu ona yardıma geldi. Berk Uğurlu. Sanıyorum bu arada esas spektaküler smaçları 3. ve 4. smaçlara. Yani herkes tatlıyı sona saklamış gibi. Bu arada Nevriye'ninki ilk 10 muydu? Ben öyle gördüm. Daha önce 10 görmedim. Değil mi? Evet. Abi çıta bir kişiyle başladı. 2, 3'e çıktı şimdi. Onur Alp bayağı iyi uçması lazım. Yani boyu da uzun gelen adamların oraya. Berk en önde. Berk Uğurlu. Onur Alp. Onur Alp çok eğleniyor şu an. Arkadaşları o kadar eğlenmiyor ama Onur Alp. Onur Alp geldi. Üç kişinin üstünden. 10 Ozan unuttu ya çıkarmayı. Ozan Güven smaçın şokundan aynen. Şu anda puanlamayı unuttu. Aynen. Tam puan geldi Onur Alp bitime. 50. 50 puanı alan. Of oyuncu oldu. Of yalnız ona. Of. Nereden gelmiş? 3 kişinin üstünden uçtu bitirdi Onur Alp. Ayağı da kurtarıyor, çok güzel. Çok. Müthiş. Onur Alp bitim şu anda. Görsel şovu da işin içine kattı. Barajı da 3 kişiye çıkarıp muazzam bir yükseliş. 93 oldu. Bu arada kafalardan da bacakları güzel pergel gibi güzel açmış. Yani o herhangi bir kafa darbesini önüne geçiyor açılarak bacakları. Terry'e döneceğiz şimdi yine. Derek Williams çıktığı için ikinci tur yok. Televizyonu yeni açanları hatırlatalım. Tüm smaçları tek turda yapacak repertuarındaki tüm smaçları oyuncular. Ve toplam en fazla puanı kazanan şampiyon olacak. Yine Şehmuz geldi Terry'nin yanına. Renkli sweatshirt'ü yine üstünde. Senin hoşuna giden. Tek süt bandırmadan Emmanuel Terry. Bakalım City şimdi ne yapacak. Emmanuel Terry. Geldi Terry. Aa, oradan değirmen mi vuracak? Evet, alıp bir değirmen vuracak. Oğlum, ama bugün kavrayışla ilgili bir problem. Evet, aynen. Bugün ya topları hep kayıyor elinden top. Yine geldi Terry. Aldı. Vurdu değirmeni bu kez. Emmanuel Terry. En kuvvetli smaçını Şehmuz'dan iyi bir pas alarak vurdu. 46 puan aldı üçüncüsünde. Şehmuz'a en yakın puan bu smaçta geldi Manu Terry'den. Evet. Net bir değirmen. Şimdi Nick Johnson'da sıra. Top. Nick Johnson geldi şimdi. Emmanuel Terry işte tekrar izliyoruz. Bakalım ne yapacak şimdi Nick Johnson. Kim geliyor? Size bahsetmiştim bir dünya yıldızı diye.
Robinho. Robinho airball'la inşallah eliyle vermez abi pas. Ayağıyla versin kesinlikle bence. Kesinlikle ayakla verecek zaten yani. Robinho ING All-Star 2020 smaç yarışmasında Nick Johnson'ın 3. smacı için yardıma geldi. Brezilyalı dünya yıldızı Başakşehir'in Robinho ayağıyla sektirmeye başladı Robinho. Robinho sektirdi. Oh! Çok güzel. Harika. Gelsin Robinho onlar. Ve Nick Johnson. Robinho, Nick Johnson işbirliği. Futbol, basketbol karışımı. İyi bir destek aldı. Aynen, iyi bir destek aldı. Ha bu arada gel, çembere gelmeden önce de sen gel ben vereceğim o pası sana der gibi bir mesajla Nick Johnson'ı koşmaya davet etti Robinho. İkinci tam puan çıktı. Yalnız pasın ölçüsü yani elle verseydi bu kadar net veremezdi ben ya sana öyle söyleyeyim. Abi kesinlikle. Tam istediği yere. Çok klas. Yalnız çok iyi düşünmüş değil mi? Evet. Evet, evet. Futbolcu Robinho'dan destek aldı. O sözünü ettiğimiz kurgu bu işte. Şimdi Onur Alp geliyor. Onur Alp bitim ilk denemesinde. Ufak bir matematik ayarı. Aynen. Onur Alp 50 almıştı ikinci de. Şimdi alacağı puan şampiyonluk için belirleyici olacak. Onur Alp döndü vuramadı. Oo, yalnız bu arada acayip bir şey deniyor yine. Zor. Yani bir 360 derece yakın zıplama, havada topla buluşma. Kendi pasını müthiş vermesi lazım. Geldi Onur Alp. Döndü burada! Onur Alp bitim! 9-9 Ömer abi bu kez notu kıt dediğimiz verdi. Ömer Saybir 10 verdi. Benim de bu smaca puanım 10 bu arada. Değil mi? Yani çok, 9 burada jüri biraz. Çok iyi çıkardı bence. Aynen. Jüri biraz. Cimri davrandı. Biraz cimri davrandı da. Ya, çok güzel smaç bu. Smaç 46 puan mı aldı? 46. 43, 46, 50. Şimdi dördüncü smaçlara geçiyoruz. Artık tek tur olduğu için bunlar belirleyici olacak. Nick Johnson 140 puanda. Onur Alp 139 puanda. Terry büyük hayal kırıklığı şu ana kadar. Emmanuel Terry 128 puanda. Onur Alp ile Nick Johnson arasında çok yakın bir puanlık fark var. 139 Onur Alp. Az önce ekrana getirdik. 140 Nick Johnson, 128 Terry. Evet, ve şimdi Terry'nin tam puanı alması şart bir kere burada. Aynen öyle. Yani işin içinde kalması için o bile yetmeyebilir. Manu Terry'nin işi çok kolay değil bundan sonra. Öbür tarafın büyük bir puan kaybı yaşaması lazım ama Nick Johnson Onur Alp ikilisi şu an iyi gidiyor. Yine Şevmuz geldi pası. Ohoho! Çok güzel smaç. Tam puan alacak. Tam puan aldı. Tam puan aldı. Yani net bir şekilde topu çemberin içine atamadı belki ama o deneme, yani bu deneme 10 puan hak ediyor. Havada buluşup bacak arası yapıp. Evet. Şeymuz'dan bounce pass çok iyi aldı ve bacak arasından smaçı vurdu Emmanuel Terry. Çok kolay hala olmadı. Çok net bir smaç olmadı ama yine de kesinlikle 10 puan hak etti. 178 ile tamamladı. Toplam puanı 178 oldu Emmanuel Terry'nin. Şimdi yine Nick Johnson geliyor. Bakalım ne yapacak? Şimdi de Messi'yi falan çağırır mı? Bakalım. Kimseyi çağırmadı Nick Johnson. Dördüncü smaca yine spektaküler bir şey saklamış olma ihtimali yüksek. Kendine attı pası. Oo, alıp ters. Bacak arasından alıp ters. Havada bacak arası yaparak el değiştirip sağdan sola geçirip vurmayı deniyor Nick Johnson. Yani bu da zorluk derecesi bayağı yüksek bir smaç. Zeka Gust kaldı, kalktı zaten. Video çekmeye başladı Agust. Yani Moneyball bu hani
kavrama işi biraz toplarda sıkıntı yaratıyor bugün oyuncularda. Yani topları kavramakla ilgili biraz sıkıntı yaşıyor. Biraz kayıyor toplar. Aynen. Üçüncü deneme. Yaptı, vallahi yaptı. Ömer abi puan kırdı. Ömer abi puan kırdı. 49. Şu anda Nick Johnson da Ömer abiye dönüp nasıl yani? Bir puanı bana neden vermedin Ömer abi der gibi bir bakış. Yalnız müthiş. Yalnız bütün jüri şu anda Ömer abinin üstüne gidiyor. Ya Ömer abi adamın puanı niye kırdın ya? İşte Zach Agus böyle çekti. Müthiş. Kameraman arkadaşlarımız da çok çabuk eller bu arada. Getirdi. Yani bu kadar yüksekte o kadar çabuk el. Sağ elden sol ele bacak arasından geçirip sol el smacı Nick Johnson. 189. Beklentileri karşıladı hiç olmazsa şu ana kadar Nick Johnson Onur Alp ikilisi. 189 oldu Nick Johnson. Şu anda Onur Alp bitti. Onur Alp biraz jüriyle arasını sıcak tutmaya çalışıyor. Son dönemi öncesi bir jüri ziyareti geldi Onur Alp'ten. Yani bunu başlarken yapmayı unuttu ya. Evet, sonra şimdi her seferinde telafi yapıyor. Aynen. İki sezon öncenin şampiyonu 189 puanı geçerse ikinci smaç şampiyonluğuna gidecek. Yani tie break de olabilir, doğru. Yani 189 da yapabilir. Tüm salondan 50 destek puan istiyor. Lazım. 50 puan lazım. Kusursuz bir deneme lazım. Tam puan istiyor. Geldi Onur Alp. Vuramadı. Geldi. Aa, kolunu Vince Carter. Vince Carter usulü bir kolu çemberin içine sokma derdinde. Evet, ama önce topu sokması lazım. Küçük bir detay var. Aynen. Bu arada 50 alırsa tie break oluyor. Evet. 189. Oo! Bakalım 9 veren çıkacak mı? Kimse 9 kırmadı, veren çıkmadı, tie break. Tie break. 189-189. Eşitlik var. Emmanuel Terry veda ediyor. Şimdi tiebreak'e gidiyoruz. Heyecanın katsayısını arttırmak biraz gerekiyordu. Aynen. Bu tiebreak bence salonu biraz daha alevlendirecektir. Evet, Manu Terry veda ediyor. Manu Terry veda ediyor. Önce Nick Johnson gelecek. Andrews'u çağırdı. Nick Johnson. Bakalım ne yapacak? Andrews başının üstüne aldı topu. Nick Johnson. Destek istiyor Nick Johnson. Salon ayakta, Sinan Erdem de. Herkes ayakta. Nick Johnson'a destek veriyor. İlk denemesi. Oo. Kafasının üzerinden alıp Andrew Andrews'un ters. Ters. Çift ve ters. Biraz da sanki o tersin içerisinde aşağı topu çekip yapacak. Yeniden geliyor Johnson. Aldı. Oho! Tam puan. Aa, Ömer abi kırdı. Ömer abi, Ömer Saydır. 49. Şimdi Onur Alp. Ben o bir puanı size kolay kolay yar etmem diyor Ömer abi her seferinde. Onur Alp 50 alırsa şampiyon. Belki bir tie break'e daha da gidebiliriz. Bakalım ne olacak. Evet, bu arada işler biraz daha ciddiye bindi. Ne deneyecek? Nick Johnson Ömer abiden onu alamadı bir türlü yalnız. Onur Alp geliyor şimdi. Onur Alp bitim. Onur Alp 1-1 vuruyor.
çift el vurdu Onur Alp. Ve Onur Alp bitim YNG smaç yarışması şampiyonu oluyor. 50 puan. Onur Alp bitim. 2018'de şampiyonluğa ulaşmıştı Onur Alp bitim. O zaman Anadolu Efes forması giyiyordu. Evet. Şimdi bir başka Türk basketbolunun lokomotifi Pınar Karşıyaka'da. Bu arada üçlü Melih aldı, smacı Onur Alp aldı. Şu ana kadar Türk oyuncular All-Star'a damgasını vurmaya devam ediyor. Şimdi sahaya, buyurunuz efendim. Muazzam bir smaçla bitirdi hakikaten. Manu Teri'yi de çağırdı şimdi Mustafa. Ayboç'un sahibi oldu. Görüşlerini açıklayacaklar. YNG All-Star 2020'de YNG smaç yarışmasında. Johnson'ın da çok renkli bir katkı verdiğini teslim edelim ama. Tabii. Yani özellikle Robinho gelişen smaç müthişti. 10 sene sonra da hatırlarız bunu yani Robinho ile yaptığı işi. Yani dünya starının ayak basıyla havada buluşma hakikaten. Yani koreografi düşüncesi 100. Aynen. 10 üzerinden 10 hakikaten öyle. Onur Alp bitim. Şimdi ödülünü alacak. YNG All-Star 2020 smaç yarışması şampiyonu Onur Alp bitim. Tiebreak'te Nick Johnson'ı geçmeyi başardı.